Hoş geldin Zarif anne. Hoş geldin Hoş Ahmet. Bulduk. Kızım ben iki geldim. Evladın için geldin. Ne yaparsa yapsın o benim evladım, onun için geldim olmak için. Nasıl geldin buraya, nasıl buldun beni, nasıl arattın ya da programa katılmak için? Oğlumla buldum, benim okumuşluğum yok. Ne dedin oğluna? Aralım bulalım dedim, burada yayınız yok ya evde, TRT televizyonda, Allah razı olsun. Sağ olun. Anca bizi o bulur dedim, başka bizim bulamadık. Orada biz şikayet ettik Nida'da şeylere. Demediler, 18 yaşına geldi mi hürümüş. Bir şey yapamaz mısın? Ama geride bekleyen bebeler ama iki tane kuzusu var kuzu. Gittikten sonra 10 Ekim'de nasıl kaçmış evden Kader? Vallahi onu bilmiyorum. Ben köyde otururum, o neydi de ev ben aldılar. Ben biliyorum. Kocası tekstilde çalışır. Evet. Oradalar yani. Kocası gece vardiyesinde işe gittiğinde kayınbiraderi de zaten onun yanına çalışmaya gelmişti. O işe gittikten sonra çocukları uyudup evi terk etmiş gitmiş. Bize öyle dediler yani. Siz peki kaybolur evde olmadığını anladıklarında hemen size haber bize verdiler bize sabah mi? Haber verdiler. İşte akşamdan haber vermediler. Sabah. Ben, evet. Akşam gitmiş ama bizim sabah haberimiz oldu. Ben askerdeydim. Benim 40 günüm vardı bana haber geldiğinde. Ben vurulmuşa döndüm abla. İki aydır ne çekiyor biz? Gelsin boşansın. İstediği işi yapsın. Biz her zaman onun ardındayız. Çalışsın, işini, evini dursun. Yardımcı da olacağım. Kaçtıktan sonra Kader aradı mı sizi? 3 gün sonra aradı, ben İstanbul'dayım, iyiyim diye. Başka hiçbir şey yok. Bizimle mesela bugün beni alacaktı, bana yalan söyledi. Psikolojisini bozmuş abla kocası. Hadi baskı yapa, baskı yapa. Seni babanın evine yollayacağım, ananın evine yollayacağım. Ben gittikten sonra boşa çıktı. Mutsuz bir yalnız kaldı yani. Yani evet. Bize iftira görücü atıyor. Görücü suyla zaten, kotu. Benim ablam onu severek almadı. Ben deliymişsin, babası kötü, çocuğum için evi hakaret ediyor yani bize. Arayıp bulmuyor. Bir de 10 gün sonra hemen bir kadın getirdi. Kim getirdi? Kocası. Fatma diye bir kadın. Torunlarımı diyor. Benim ablamı aramıyor mesela. Bir insan niye yaşar? Eşinin namusu için yaşar. Ama benim ablamı aramıyor. Tekrar evlenmeye çalışıyor. Şimdi o kadın gitti, üçüncüyü arıyor. Dur Ahmet. Şimdi ortada bir problem var. Karısı, çocuklarının anası bir anda ortadan kayboldu. Kayıp evden kaçtı, evet. Gitti. Bilmiyoruz ne oldu. Aynen. Kocası kayıp başvurusu yaptı mı? Benim kimine yaptı yani? Hayır, benim babam yaptı kayıp başvurusu. Ondan sonra o yaptı. Bizim kocasının umurunda değil. Aynen. Değil, hayır. Deliymiş hiç yani, iftira atıyor. He, iftira attı, başka sadece birine mi gitti diye. Musun? Bilmiyorum. Sadece öyle diyorlar, biz niye saklayalım, biz saklasak. Ben 14 saat yol çeker gelir miyim abla bir buralara? Hafta. Bir hafta benim torunlarımı yanıma getirdi, ben kızımı evde saklıyor musun? Kızım ben deli miyim? 8 senelik evli, 2 tane çocuğu okula gidecek, temizliği var, ihtiyacı var onların. Bir hafta baktım, yine de almasalar Allah rızası için bakacağım, torunum olur canım ciğerim. Sizin yanınızda da olabilir, boşanmaya karar vermiştir. Aynen, ben bakabilirim yani, ben bakabilirim yerim. Daha ölmedim Allah'ın izniyle. Peki kocası, karısı gidiyor, kayıp başvurusu yapmıyor, arama zahmetinde de bulunmuyor. Deliyle mi uğraşacakmış? Zaten bize baskı yapıyor, bizim kokumuzu vurur diyor, bizi tehdit ediyor. Benim büyük ablam onun yuvasını bozmuş, sadı iftira, sadı iftira. Görümcemin oğlu ilde değil yani, kötülemek de istemiyorum. Herkesin hayatı aynı. Bu arada akrabalar, hala dayı çocukları, bu kadar da yakınlar. Hemen de başka birini mi buldu? Bilmiyorum kızım, hiçbir şey değil. 10 gün sonra başkasını getirdi, hatta fotoğrafları attım, yayınlatabilirsiniz. Enişten hemen eve birini getirdi, fotoğrafı nereye koymuş? WhatsApp durumlarını atıyor mesela. Benim ablamla 8 sene evli. Evet. Ne bir Facebook fotoğrafını attı ne bir WhatsApp'a. Ama yeni gelen kadınla hemen keşke seni alsaydım. İlk önce seninle evlenseydim. O kadar mutluyum ki. Daha dur bana, benim ablam ortada yok. Bunları sen nasıl sosyal medyada paylaşıyor mu sürekli? Eşi gittikten sonra bunları evet, sosyal sonra medyada... Beni büyük ablamı bu şikayet ama... etmiş. Benim ablam Gölcük Karakolu'na gitti. İfade verdikten sonra yeni gelen kadın ortadan kayboldu. Bu kadın mı kayboldu? Dur şimdi kafam karışıyor, siz hemen... Kader söyle değil, bu Fatma olan. Hayır bak, ablan gitti. İfade verdikten ablanla sonra... Ablanla enişten hiç benim canım aşkım, çocuklarımın anası diye bir fotoğraf koydu mu sosyal medyaya? Bu kadınla koydu ama bunu kendi bırak. Ablamla ablam... koymadı asla, asla. İlan etti mi benim bir tanem diye? Hayır. Evet. Onu göstermiyor. Hayır, ama bu yeni gelen kadını hemen koyuyor, ben onu anlamıyorum. Amacı ne? Bilmiyoruz, biz de anlamıyoruz. Nispet.
Bilmiyorum. Nispet yapıyor yani. Benim çocuğum bulunsun. Ben başka bir şey istemiyorum. Peki. Ben zaten Aysra Hanım. Ben onu buraya karalamaya çıkmadım. O benim halamın oğlu ama ben ablamı istiyorum. Benim ablam gelsin. Ben peki başka o kadınla şu anda enişten beraber mi? 10 gün beraber kaldılar. Ablam ifade verdikten sonra kadın ortadan yok oldu. İkinci iki haftadan yok kadın. Oldu. Evet. Ablan 10 Ekim'de yaşadığı evden çıkıp gidiyor. Gecenin bir saati de gitmiş. Vermiş olduğunuz notlarda. Evet. Seni de aramış. İstanbul'dayım demiş. Evet. Evliliğindeki sorunları anlatır mıydı Zarife teyze sana? Hani kızlar biraz annelerini anlatırlar. Anne ben vallahi yapamıyorum, sevmiyorum. Ben hiç yani bana bir şikayet etmedi şimdiye kadar ama 1,5 senedir böyle bir tartışma oldu. Ne oldu? Doğuşmuşlar. Kayışıyla hanımını doğmuş. Bu da şikayetçi olmuş. Ceza geldi. Ha, kızım patates işine gitti ağzının orucuyla. Ha. 2 ay çalıştı. Bu pandemiden dolayı ona ceza 1,5 liraymış. Onu dedi anne dedi bana cumhuriyet çeyrek bozdurdum dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Pandemi geçince kişi gelirse bozdur öde dedim. Hı hı. Ondan sonra 1 milyon incik bu devlet şey veriyor ya. Hı hı. Ne diyeyim Allah'ım. Yardım. Evet. Yardım veriyor. Bir kocaya çıktı bir de karılara çıktı. Kadınlara. Hı hı. Onu da bozdurur bu cumhuriyet yapar. Kocası ince bunun cumhuriyetimi çaldı, 500 lira paramı çaldı diye hırsız tutuyor bunu. Anlamıyorum. Karı koca arası hırsızlık mırsızlık evet. Olmaz ama şöyle bir durum var. Şimdi kızınız kayıp hani kocası onu arayıp merak etmek yerine. Hayır ben de ona kızıyorum işte. Bizi tehdit ediyor. Şimdi geride 2 tane çocuk var. Benim çocuklar 2015 ve 2013'te oldu. Ben bozmuşum yuvasını deli diyor bana. Ben gayet aklım başımda hamdolsun. Şimdi öyle akıllısın tabii yani. Benim ablam kusurluymuş, benim ablam deliymiş. O zaman 8 sene niye çekmiş benim ablamı? Niye getirip bizim kapımıza bırakmamış? Doğru diyorsun Ahmet Bey. Vallahi onu okuyacağım şimdi. Şimdi ablan gidiyor enişten. Sosyal medyaya, o WhatsApp durumuna fotoğraf koyuyor. Evet. Altına da şu notu düşmüş. Hanımefendinin yüzünü kapattık. Evet. Adı Fatma'ymış. Fatma'm, karanlık dünyamda güneş gibi sevgiyle yaşatan mutluluğum, huzurum, sevdiğim Fatma'm. Seni çok seviyorum. Emojiler koymuş. Öpücük böyle. Var yani o 2 tane yapan emoji ve kalp durumu koymuş. Bunun, gülüyorsun Ahmet ona. Bu diğer fotoğraf. Bunları siz görün diye koyuyor. Peki bunu sosyal medyaya koymuş mu? Evet. Sosyal medyaya, WhatsApp durumu da her tarafa. Bu herkese nispet yapıyor. Resim, aynen öyle. Kardeşinin evi mi resim çektirdikleri ya? Hayır benim ablamın evi. Ablanızın evi. Yani kendi karı koca yani. Yaşadıkları ev. Mesela bir... Gider gitmez yerine başka birini getiriyorlar. Aynen. Ablan sever miydi kocasını? Ablam mesela biraz... ablam onu severek almadı. Koruyucu usulü adamı 8 sene yine beraber durdular. Aralarında yani. Tartışmazlık vardı. Benim mesela bu 35 yaşındaysa benim ablam 23 yaşındaydı. Benim bu ablam cahil mesela o eke. Ona attan alması lazım yerine sadece buna laf çaktı. Seni babanın evine savarım, seni ananın evine savarım, seninle mi uğraşacağım? Sonra onunla birleşecek asla birleşemez zaten. Bitti boşanmasını mı istiyorsun? Boşanması lazım. Evet. Benden ne istiyorsunuz? Valla bir de ablamı bulun boşandırın ben başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuğumuna koyma dönmek istiyorum. Sadece ablanızın bulunmasını istiyorsunuz. Ablan gittikten sonra da aramıştı seni. Evet. Peki İstanbul'da kimin yanına gelmişti? Bilmiyorum işte. Kimsenin, hiç burası tanıdığımız şey, yok. Yani bizim tanıdığımız yok. Çocuk... Onun bir tanıdığı yok. Yani hiçbir bağlantınız yok bir yok şehirle. Yani, yok. Benim telefonum yok bu askerde bilmiyorum. Telefon da yok sende. Ben de yok ama yanımda torunum var anne diye aramadı beni hiç. 2 kere aradı 6 ayda. Gittikten beri. Evet köye geleceğim anne dedi patates toplayacağım dedi kaynanasının. 2 gün toplamış. İsmi Kader işte ben dedim Kader ben de özledim. Ahmet gideli gelmedi dedim. Tamam anne dedi gündüz gelemezsem iyice geleceğim de evimiz yakın. Zarife teyze Celil'le, Celil dedi mi yanlış söyledim. Evet evet. Evet. Evliliklerine kim vesile oldu? Şimdi bunlar akrabalar da. Siz mi evlendirdiniz? Görümcem annesi vesile oğlanın oldu. Oğlanın annesi. İle gitmesin yeğenim olur dedi. İşte kimse böyle. İle gitmesin bize gelsin. İle gitmesin bize gelsin. Himce ablam kayıp ama buraya çıkmaya utanıyorlar. Rezil olurlar. Bak üçünün bak, arasında. Niye çıkıyor o kaynanası kaynatası kocası. Bunun üçü ya yani bu üçü. Zor bir durumdaysa. Suçunu aynen. Kabul etmiyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Zarife teyze şimdi kızın da belki hani bu boşanmaya karşı çıkacağınızı düşünmüş olabilir. Anadolu'da genelde zaten hani derler ya gelinlikle çıktın artık geri dönmek yakışmaz aynen diye. Aynen zaten 2-3 kere saldık. Siz Ahmet'le birlikte aslında çok güzel bir davranış sergiliyorsunuz. Yani zaten
zaten Celil Bey de boşanmaya karar vermiş. Aynen, görüntüler onu gösteriyor. Aynen. Başka biriyle de yakınlaşmış, sevdiğim. Karısının üstüne ay, o da evlilik gitmiş. Devam ederken bu da bir aldatmadır. Bakın hiç arada cinsi münasebet olmasa bile eşinizle evliyken bir başka kişiye, kadına böyle sevgi sözcükleri söylemek de aldatmadır. Sizi ben tebrik ediyorum kızınızın arkasında olduğunuz için. Seni de bir dayı olarak tebrik ediyorum. Bak bir de bir şey diyeyim. Ablanla senin aranda 3 yaş var. Sen evlendiğinden beri ablanın yanına evine gider miydin? Giderdim. Ben askere gittim. Zaten biz sık sık konuşuyoruz biz. Etle kemik gibiydik, hiç ayrılmazdık. Benim hiç ablamın ama psikolojisini bozmuş. Şiddet uyguluyor muydu? Şiddet uyguluyordu. Ablama DAP raporu bile var benim. Var. Peki ben boşanmak istiyorum dese annenler itiraz mı ediyorlar? Hayır, hayır. Boşansın. Biz garibi hatayı başta yaptım. Boşanmasını istiyoruz onlar. Asla garibi saatten sonra birleşemez. Ama hayır, hayır. Çocuklarına bugüne bu kaçmadığı süreye kadar, o 10 Ekim tarihine kadar boşanmak istiyorum dediğinde siz? Ben de boşanmak uzun dedim. İki çocuğum var, perişan olur. 8 sene evlendin, en eşyası bir şeysi yoktu. 9 ay okul daha demelik yaptı. Patates işine gitti, geçim ucun, rızkını getirdi. Apartmanda merdivenleri yıkardı. Mesela kapıcı, benim ablam benim çocuklarla bakardığım çalışırdı evinin borcunu ödemek için ama şimdi iyilikten bilmiyor ki kocası koca değil. Yatak aldı, çocuklarla bazı aldı. Çok iyi. Yani enişteye takmış yani. Peki ablan Ahmetciğim, hani mutsuz eşinden... ama çocuklarını bırakacak bir kadın mı? Ya? O hayır, da çok hayır. Küçük de. Çünkü benim ablam çocuklarını niye bırakmış? Canına kadar doymuş, burasına kadar doymuş ki bırakmış. Bir insan, son nokta artık. Aynen. Bir insan yavrusundan hiçbir zaman vazgeçmez. Burasına kadar getirmiş artık. Şimdi senin ablanın gitmesi ve kaçması diğer hikayelerden birazcık daha farklı. Yani evet. Aile içerisinde sorunlar vardı. Sorunlardan kaçtığı için geldi ama sizin yanınıza gelmek yerine niye İstanbul'a geldi? Savar diye, giriş savar diye. Benim babam bunun dayısı olur. Benim bir kere gelmişti zaten, dilekçe falan vermişti ablam, boşanacaktı. Uzaklaştırmalı. Sonra iki çocuğunun hatırına tekrar gitti. Sonra tekrar geldi, babam dedi ki, kızım dedi, il değil dedi, halanın oğlu git dedi, millete lafını düşürme. Zaten biz koy yerinde oturuyoruz. Aynen, biliyor, tahmin ediyorum ama baskı, o mahalle baskısından aynen. Dolayı. Şimdi onun için gitti, şimdi bizim yanımıza babasından dolayı gelmedi. Evet. Babam beni tekrar salar diye. Güvencesi yok. Peki şimdi baba, kader ortaya çıksa, eve dönse... Boşanması konusunda destekler mi? Destekler. Tabii şimdi bekliyor kadını. Boşanmasını istiyor o da zaten. Çocukları almasını istiyor musunuz? İstiyor. Evet. İki çocuğunu da almasını istiyoruz. Abla iki çocuğuyla gelsin bizim yanımızda dursun diyorsun. Aynen, durmazsa iş bulsun çalışsın ben çocuklarına bakacağım. Biz her zaman onun ardındayız. Onu hiçbir zaman ortada bırakacak buradan değilim. Ama söyleyin bunları lütfen. Aynen, ben evladımı bir kadere burada seslen bezim. Buradan. Evet, kader kuzum canım benim gel. Bekliyorum. Ay yavrum benim ya. Vallahi ayağında terliğiyle Nide'lerden, köylerden kalkıp buralara kadar geliyorlar. Tek bir amaç var, evladı. Evladından vazgeçemiyor insan. Hayat arkadaşınız ne düşünürse düşünsün. Ama bizim en büyük problemlerimizden biri de şu bence. Tabii ki aile kurumunun kurtulmasını istiyoruz ama biten bir evlilikte de çok da bir baskı yapmamak lazım. Çünkü bu sefer de geri dönülmez hatalar yapabiliyor insanlar o baskıyla. Kader Soylu 10 Ekim tarihinden beri kayıptı. Ailesi, erkek kardeşi burada. Sen cabbar bir çocuksun. Evet. Ben her zaman kardeşlerimin ardında dururum. Çünkü zaten beş çocuğum var. Benim babam bana babalık yapmadı. Hepimiz birbirimize destek olarak büyüdük. Sen kaçıncısın Ahmet? En sonuncuyum. En küçüksün. Evet. Hepsine böyle kol kanat geriyor musun? Evet, evet. Hepsine. Ha? Hepsini birbirinden çok severim. Biraz da Ahmet... Dendeki uyandırdığın duygu şu, böyle hani sen kardeşler arasında bazı bağlar vardır ya, mesela sana sırrını anlatabilirmiş gibi. Ablan sanki evet. Bütün her şeyi sana anlatıyormuş gibi. Anlatırdı. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.